أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 30. lema 5. nükteden 5. remiz Hem hayatın 16. hassasında denilmiş ki Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Evet, hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden ekser esma-i hüsnayı kendinde gösteren bir cami aynayı ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir, öyle de en küçük bir zihayatı halk eden elbette umum kainatın halikidir. İşte bu hayat, bu camiyetiyle en gizli bir sırr-ı ehadiyeti kendinde gösterir. Yani nasıl ki azametli güneş ziyasıyla ve yedi rengiyle ve aksiyle güneşe mukabil olan her bir katre suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor. Öyle de her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkisam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştiraki ve tecizlisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyeti insaniye birdir. İnkisamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nev'i hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecbuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihetle tardedir. Hem hayatta sanat-ı Rabbaniye'nin öyle fevkalede harika mucizeleri var ki, bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret, en küçük bir zihayatı halk edemez. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi, çamın gayet küçücük bir tohumunda koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir arının küçük kafasında
kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser enva'ıyla münasebetler olacak ve bal gibi bir hediye-i rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şerait-i hayatı bilecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazı dereceden zat elbette bütün kainatın Halik'i olabilir. Elhasıl hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir ve her bir ziruh dahi hayat noktasında bir sikke-i ehadiyettir ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mührü samediyettir ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Hayy-i Kayyum ve Vahid-i Ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar ve o mektupta tevhid mühürleri ve ehadiyet hatemleri ve samediyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatem-i ehadiyet konulmuştur. Hem nasıl ki hayat cüz'iyatı adedince ve zihayat efradı sayısınca Zat-ı Hayy-i Kayyum'un vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihyayı arz, güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında 300 bin enva'ın ve her nevin hassiz efradı beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Evet, böyle bir tek fiil ile hassiz muntazam fiilleri yapan elbette bütün mahlukatın Halık'ıdır ve bütün zihayatları ihya eden Hayy-i Kayyum'dur ve rububiyetinde iştiraki mümkün olmayan bir vahid-i ehad'dir. Şimdilik hayatın hastalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı. Başka hastaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Beşinci remiz. Hem hayatın 16. hassasında denilmiş ki, hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Hayat bir şeye girdiği vakit. Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Niye? Çünkü hayatta camiyet sırrı var. Bakın işte şu bardak cam, şu da gözlük. İşte bir manası var. Bir mana için ne yapıyoruz? Cebimizde gezdiriyoruz. Ama şu akıllı telefonlara bakın. Şimdi ikisini yan yana getirin. Bir derece akıllı telefonlarda camiyet sırrı var. Hem telefon, haberleşme, hem radyo, hem televizyon, hem. Sanki o telefon, değil mi? Ne? Küçük bir alem. Bütün kainatla rabıtalarımızı ne yapıyor? Tesis ediyor. Öyle değil mi? Amerika'da bir araştırma yapmışlar şimdi aklıma geldiği için.
Cenab-ı Hak tabii bu telefonların şerrinden de bizi korusun. Amerika araştırma yapılmış. Babanızı mı tercih edersiniz? Babanız mı bu evden çıksın? Telefon, internet mi bu evden çıkmışsın? Çocukların %60'ı demiş ki babamız evden çıksın. Allah Allah. O işin negatif tarafını orada bırakalım da. Ama şimdi bakın telefon. Küçük bir dünya. Günlük hayatımızın bütün rabıtası onun içinde. Aynen bu misal gibi hayat, hayatta camiyet var. Ne kadar küçük olsa, bakın, duygusu var. Görüyor, işitiyor, hissediyor. Şefkat dairesi var. Hayatının tedbiri noktasından hayatını devam ettiriyor. Hayatına lazım olan şartlarla merbudiyeti var, rabıtası var. Demek ki her hayat bir manada küçük bir nedir? Alemdir. Ama Arapça bir kayde var, bir kelam mutlak zikredildiği zaman kemal matluf ve maksuttur. Kemal manada hayat deyince neyi anlıyoruz? İnsanın hayatı. Şimdi insanın hayatında öyle bir camiyet var ki, bir manada kainatın, değil mi? Matluf ve maksut projesi hayat. Hayat var, hayatta her şey var. Hayat yok. Cenab-ı Hak yani yerleri, gökleri, her şeyi yarattı. Bütün mevcudatı, mekanları tanzim etti. Her şey var, hayat yok. Bakın, hayat varsa her şey var. Hayat yoksa hiçbir şey yok. Demek kainatın yaratılmasında, yani bir cihette alemlerin kesilmesinde, biçilmesinde, tanzim ve tertip edilmesinde Cenab-ı Hak hayatı esas yapmış. Noktayı temerküz. Odak nokta hayat. İşte hayat camiye sırrına mazhar. Camiye sırrı ne? Ehadiyet noktasından bakınca Cenab-ı Hakk'ın ekser isimleri hayatta temerküz ve tecelli ediyor. Üstad bunu ifade ediyor. Mesela diyor insanın simasında 70'ten ziyade esmanın tezahür ve tecellisi var. Hem hayat Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarının tecellisine makes ve ayna olmuş. Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatları nedir? Hayattır, ilimdir, kudrettir, değil mi? Ya. Kelamdır, yaratmak, tekvindir, sem ve basar, değil mi? Bakın, Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarını kendi mahiyet aynasında hayat gösteriyor. Bak, Allah bize hayat vermiş. İşte bizim hayatımız, Zat-ı Akdes'in hay ve diri olduğuna delil ve alamettir. Az dahi olsa Cenab-ı Hak bize ilim vermiş. İşte bizdeki ilim, Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatının delil ve hüccetidir. Bizde görme ve işitme var. Değil mi? Kelam var, nutuk var, beyan var. İşte mütekellim kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Demek bu cihette insan Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarının tecellisine de nedir? Mâkes ve aynadır. Evet. Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyettir. Şimdi bu mantıkta cüz, kül, cüz'i ve külli tabirleri var. Böyle hızlı bulup geçiyoruz ama ilmi mantık noktasından şöyle ifade edelim. Şimdi kül demek bir bütün demek. Cüz de o bütünün bir parçası. Mesela insanın anatomisine baktığımız zaman insanın vücudu bir kül. Yani bir bütün. Eli cüz. Ayağı ne? Cüz. Başı cüz. İnsan bir kül, bir bütün. Ağzaları ne? Bir cüz. Bir de külli var. Şimdi külü anladık. Kül bütün. Külli ne? Küllinin hakikat-ı ilmiyesi var ama hakikat-ı hariciyesi yok. Yani şu. Mesela İnsan diyoruz. İnsan. Ahmet var, Mehmet var, Hasan da Hüseyin var ama insan diye bir şey, bir varlık kainatta var mı? Yok. Bakın insan zihni bir kavram. Dünyada şu anda 7,5 milyar, 8 milyar insan yaşıyor. Hepsi insan kelimesinin şemsiyesi altında. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bak, ha. İnsan kelimesi külli. Hakkat-ı hariciyesi yok. Mesela balık kelimesi külli, hakkat-ı hariciyesi yok.
Ama balık ve insanın cüz'ileri var. Ne balığı? Efendim say. Uskumru, hamsi. Efendim. Tinekop. Bak. Onlar ne oldu? Cüz'i. Demek ki bütün insanlar külli. Hakkatı hariciyesi yok. Ama Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ne? Cüz'i. Cüz'i. Yani o külliden, külliyi temsil eden bir fert. Her cüz'i aynı zamanda bir küldür, bir bütündür. Şimdi bu açıklamadan sonra bu cümleye bakalım. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyettir. Yani hayatın öyle bir özelliği var. Yani cüz dahi olsa, yani böyle bir parça, ufak, tefek. Değil mi? Ama işte bak, bir karınca, değil mi? Değil mi? Bir arı. Dağdır ama sabittir, cansızdır, şuursuzdur. Durduğu yerde duruyor, bir adım atamıyor. Bak, bak karınca yürüyor ya. Hayat vasfı. Görüyor, hissiyatı var. Kendi hayatını tedbir edecek manada bir derece şuuru var. Ve nesli devam ediyor, enteresan. Ya Allah. Mahiyet ve hakikati müteselsil olarak kanlı tekasül içerisinde ne yapmış oluyor? Devam etmiş oluyor. Şimdi bu özellik Ağrı Dağı'nda var mı? Yok. Ağrı Dağı fizik olarak büyük. Ama hayat demek cüz olmakla beraber bir kül gibidir. Evet. Evet. Hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden ekser esma-i hüsnayı kendinde gösteren bir cami ayini ehadiyettir. Evet. Evet. Hayatın öyle bir camiyeti var. Şimdi adeta, bakın mesela ben hayatta işte mesela insan hayatı daha kemal manada olduğu için daha güzel anlaşılıyor. Bak şimdi insan hayatında ne var? O ekser esma-i ilahiye insanda ne yapıyor? Tecelli ediyor. Değil mi? Ha. Cenab-ı Hak yani şu sim yüzünden başla. Bak görüyorsun, işitiyorsun. Bak, görme ve işitme Cenab-ı Hakk'ın Semî isminde, Basir isminde bir şeklin var. Sendeki şu şekil, şu takdir. Bir takdirden, bir tasvirden, bir teşkilden, bir tertipten çıkmışsın. Fazla uzatmadan ifade edersek, sendeki şu teşkil, şu tedbir, şu takdir neyi gösteriyor? Sen bir mukadderin takdiriyle, bir müsavvirin tasviriyle, bir münazzımın nazmıyla, bir alimin ilmiyle, bir kadirin kudretiyle, bir hakimin hikmetiyle, bir müsavvirin tasviriyle vesaire. Fiili esmayı sayabilirsiniz. Ortaya çıkmışız. Demek hayatın mahiyetini tahlil ettiğimiz zaman arkasında binbir esma-i ilahiye, fiili esmaların ekserisini ne yapıyoruz? Tecelliyatını hayattan okuyor muyuz? Okuyoruz elhamdülillah. Evet. Esma-i Hüsna'yı kendinde gösteren bir cami ayni ehadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Şimdi kainatta kanun var değil mi? Yani şimdi bu tevhid noktasından bakınca işte şu anda bakıyorsun muazzam muhteşem bir ağaç, bir meyve ağacı. Bu meyve ağacının bir bidayeti var mı? Var. Çekirdek. Çekirdeği toprağa atıyorsun, intişar ediyor, muazzam muhteşem bir ağaç oluyor. Ağaç manasını, hakikatini nerede hıfzediyor? Başındaki meyvede. Değil mi? Bakın. Şimdi Cenab-ı Allah'ın kainattaki tasarrufatı, mülk-i ilahideki ihata ve her şey her an Allah'ın kabzayı rububiyetinde, kabzayı kahrında olmuş olduğu için bakın çekirdek kiminse ağaç onundur. Ağaç kimin ise meyve onundur. Mebde yani bidayet kiminse nihayet onundur. Onun için kainat rububiyet noktasından diyor tecezi ve inkısam kabul etmez.
Çünkü her şey, her şeyle alakadardır. Bu mesela Risale-i muhtelif yerlerinde çok hakimane izah edilmiş. Yani bir hulasa edersek, her şey her şeyle alakadardır. Her şeyi yaratamayan bir şeyi yaratamaz. Bir şeyi yaratan, her şeyi yaratandır. Çünkü her şey, her şeyle çok cihette nedir? İrtibatlıdır. Değil mi? Şimdi mesela bir arabanın kaportasını aç, aşağı yukarı bir arabada belki 1000 tane ne var? Parça var. Değil mi? Şimdi o parçaları tek al. Değil mi? Teşhir et. 5 kuruş yetmez. Ama vahdet sırrı. Bu fabrika yapılırken işte şu dingirdir, şu tekerdir, şu direksiyondur, şu anahtardır, şu camdır, şu silecektir, şu şudur, bu budur. Bakın. Proje daha ortaya çıkmadan önce o fabrikayı bir kül kabul edersek, o şey arabayı Mercedes'i düşünün. Mercedes'i bir kül, bir bütün kabul edersek, bakın projenin çizilmesinde, tahakkuk edilmesinde o parçalar bir mananın tahakkuku için önceden planlanmış. Şu dumanı egzozdan çıkacak. Gideceksin, kaza yapmamak için ne lazım? Fren lazım. Sağa çevireceksin, sola çevireceksin. Ne lazım? Direksiyon lazım. Arkayı nasıl göreceksin? Ayna lazım. Yağmurda ne yapacaksın? Silecek lazım. Artık teferruatı anlayın. Bakın, hepsi tek bir proje. Hepsi de birbiriyle merbut ve irtibatlı mı? Evet. Hepsi de birbiriyle irtibatlı. Kemal manada o arabanın varlık aleminde yürüyüp ve devam etmesi için her şeye de ihtiyaç var mı? Değil mi? Bak bazen bir şeyin eksikliği işini yapıp bitiriyor. Araba önde ama anahtarı kaybettin. Hadi yürüt. Yürüt hadi. Lazım. Anahtar lazım. Lastik patladı. Götür. Fren tutmuyor. Hadi yürü. Bak. Dikkat edin. Proje tasarım ve mühendislik noktasından bakınca o arabanın ne kadar aksamı, işte cüz'ü varsa o bütün cüz'ü hepsi bir araya gelir, bir kül meydana gelir. İşte araba ortaya çıktı. Şimdi arabayı çıkart, yerine kainatı koy. Kainat bir kül, bir bütün. Şimdi üstad bir tabir veriyor. Diyor ki insan diyor küçük bir alem. Tamam, bunu anladık. Kainat da diyor büyük bir insan gibidir. Şimdi insan küçük alem. Bakın şimdi insanın tasarımına bakın. Allah göz vermiş, el vermiş, ayak vermiş, ağza vermiş, cihazat vermiş. Hepsi ne kadar mükemmel. Hepsi hayatın tekminine ne yapıyor? Kuvvet veriyor. Hani birisi eksik olsa. Hadi. Tabii şu hayatı sadece böyle et, kemik, kan, irik manasında düşünürsek o tefekkür de çok yanlış olur. Şimdi insanın formatına bakın ya. Acık bir şey ya. Ya bak tefekkür ya. Yani Allah'ın dünyada en antika eseri kim? İnsan. Yani şu tasarım mühendisi noktasından bakın ya. İnsana bakın. Neyi var? Neyi var? Bak. Öfkesi var ya. İnsanın, beşerin yaptığı malzemelere git çekişle kafasına vursan, olan of anam ağladı, şimdi sana gösteririm diye çift tabancayla tak tak vurur, öldürür mü? Öfke insanda var. Beşerin yaptığı hiçbir şeyde öfke yok. Var mı? İştah var mı? Kokuyu almak. Merak. İlim, plan, proje, şefkat, merhamet, yani şu koordinatlara bakın ya, şehvet, hamiyet, gayret, aşk-ı İslamiyet, dava ruhu. Bunlar müsbete, bir de menfiler de var değil mi? Allah korusun menfilerden de. Tabii. Cennet kazanılacak. Ne kadar müsbet varsa
muadelet, Allah'ın adaleti o kadar ne var? Menfi var. Yani insanın şöyle düşünün. Mesela bir helikoptere, uçağa biniyorsunuz, orada bakıyorsun 50 tane düğme var, 30 tane düğme var. Her bir düğmenin şeyi var mı? Görevi var mı? Ha. Şu düğmelere basarsan kaldırırsın, yürütürsün, sonra indirirsin. Ters başa basarsan takla atarsın. Şimdi muadalet ve denge. Cennet de kazanılabilir, cehenneme de düşülebilir. Yani fıtrat-ı insaniye o helikopterin düğmeleri gibi. Hak, hakikat, adalet, istikamet ile onları kullandın mı semaya vuruş edersin. Ama ters bir düğmeye bastın mı? Fakat nasıl diyeyim? Evet, kerremle benim. Adem'e bir de esfere safilin var ya, şu 23. sözün başında ayet. Ah seni takvimde insan yaratılmış. İnsan. Halaknel insanı fi ahseni takvim. Ha, ahseni takvim. Bak, şimdi bak, insan ahseni takvimde yaratılmış. En mumtaz, en güzel, en müzeyyen, en cami. Sümme, sonra bu kayıt. Ha, bir de esfele safiline düşecek şeyi de var. İstidadı var. Allah ayağımızı kaydırmasın yani. Ya. Tabi cennet kazanılacak ya da kaybedilecek. İşte teklif ne üzerine inşa edilmiş? İrade. İmanınla, iradenle istikamet içerisinde Cenab-ı Allah'a müteveccih gideceksin. Yörüngeyi saptırdığın zaman, pusuladan saptın mı çakılır, düşer, parçalanırsın. Evet. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir, öyle de en küçük bir zihayatı halk eden elbette umum kainatın halikidir. Şimdi tabii bakın karşıda bak büyük bir şey var değil mi? Duvar saati var. Şimdi o duvar saatini aç. Getir. Kapağını aç. Şimdi diyelim ki duvar saati çalışmıyor. Burada malzemeler de var. Yani kaba konuşuyorum. Elimde şimdi tornavida var. Hadi müdahale et. Eğer sen sanattan, saattan anlıyor isen, sende ustalık mahareti varsa, bak senin müdahalen ne yapar? Onu tedavi eder. Eski halinde döndürür. Değil mi? Ha, işte şu parçası kopmuş veya şu vidası gevşemiş. 2 dakikada işi bitirirsin. Ama senin saatten haberin yok, sanatkarlıktan haberin yok. Bu işi bilmiyorsun. Eline tornavidayı al. Hadi. Tornavidayı nereye vurursan işini yaparsın. Bozarsın. Ha. Bakın demek ki saatin çalışmasında bir ritim ve bir sistem var. O sistem birbiriyle merbut. Demek saatin bütün sistemlerini ihate edecek bir ilim, bir kudret ve bir irade varsa o saati sen tanzim ve tertip edebilirsin. Kör bir irade ya sağır bir şey kuvvet, şuursuz bir tasarruf ne yapar? Saati paralar ve parçalar. Şimdi kainat şu saatten 1000 derece daha dakik, daha intizamlı, daha mükemmel. Ya. Cenab-ı Allah'ın rububiyetinden, Allah'ın tasarrufundan, Allah'ın ilminden madde hiçbir şey kainata ne yapamaz? Tasarruf edemez, müdahale edemez. Onun için şirk nedir? Şirk mahaldır. Evet. İşte bu hayat, bu camiyetiyle en gizli bir sırr-ı ehadiyeti kendinde gösterir. Yani nasıl ki azametli güneş ziyasıyla ve 7 rengiyle ve aksiyle güneşe mukabil olan her bir katre suda
ve her bir can zerresinde bulunuyor, öyle de her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat, kainatı, rububiyet ve icat cihetinde inkisam ve tecezzi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştiraki ve tecezzisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Şimdi bakın, cüz'i ve külliyi biraz önce konuştuk değil mi? Şimdi Allah seni yaratmış, sen cüz'i ve Allah bütün insanlara yarattı. O da ne? Külli. Ha. Külli'de ne özellik varsa cüz'i de aynı özellik. Değil mi? İşte bakıyorsun, adam araba üretiyor. Değil mi? Bak, şu model. Model. Bakıyorsunuz, bütün modellerin vasıf ve sıfatları ne? Aynı. Demek ki imalat bir. İçinde işleyen tedbir bir, tanzim bir, hikmet bir. Fabrika bir. Şimdi bu cihette baktığınız zaman dünyanın neresinde olursa olsun Allah bütün insanlara işte göz, el, ayak, şu şeyi, mahiyeti vermiş. Bak, demek ki imalat bir, patent bir, işleyen kudret bir, irade bir, hikmet bir, tasarruf bir, rububiyet bir, Allah bir. Evet. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyeti insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla... Şimdi, tabii bu insanın siması, şu yüz var ya, Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birisi insanın şu simasıdır. İnsan siması iki cihette Allah'ın varlığına, azamet ve rububiyetine delildir. Biri tehalif ciheti. Tehalif, farklı yaratmış. İkincisi de tevafuk ciheti. Şimdi önce tehaliften başlayalım, enteresan. Tehalif ne demek? Şimdi şu anda dünyada 7 milyarın üzerinde insan var. 7,5 milyar insanı Allah yaratmış. Hayalen öyle bütün insanları sıraya diz. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Bak. Ahmet'in siması Mehmet'e benziyor mu? Hayır. Mehmet'in Hasan'a, Hasan'ın Hüseyin'e hiçbir sima diğer simaya benzemiyor. Bu ne demek? Demek ki şu anda her insanın simasında, yüzünde 7 milyar farkı fark ettiren farklılık var. Ki Ahmet Mehmet'e, Mehmet Hasan'a, Hasan da Hüseyin'e benzemiyor. Bak Allah'ın ilmi, Subhanallah. Nasıl bir ilim? Allah'ın ilminde şaşırma yok, unutma yok, karıştırma yok. Ya Allah'ın kudreti nasıl bir kudret? Allah'ın sahavet ve cömertliği bir yarattığını bir daha yaratmamış. Ya Allah Allah. Sadece insanda da değil. Ya. Şimdi biraz da olayı daha derinleştirelim. İnsan siması benziyor mu? Benziyor. Benzemiyor, tamam. Peki insanların sesi, bak herkesin sesi diğerinden ne? Farklı. Farklı. Biraz daha inceltelim. İnsanın parmak izi. Ta genetik şifreye kadar in. Her insanın kılı, saç kılı diğerinden farklı. Hiçbir insanın kılı diğerinden aynı değil, farklı. Ta DNA'ya kadar inen. Evet. Subhanallah. Bu neyi gösteriyor? Subhanallah. Allah faili muhtar.
Nasıl bir kudret, nasıl bir ilim, nasıl bir tasarrufat. Bu kadar mı? Hayır. Bir de bunlar insanın sureti, bir de insanların sireti var. Değil mi? Ahlakı, fazileti, kemaratı, istidadı ve kabiliyeti. Biraz daha büyüt. Hayalen şeye in. Mahşer meydanına git. Hazreti Adem'den kıyamete kadar ne kadar Allah insan yaratmışsa, sayısını Allah bilir. 500 milyar insan. Hiçbir insanın siması diğerinin aynı değil. Adam ateist profesör Amerika'da. Yıllarca semadan inen karı incelemiş. Fotoğrafını çekmiş. Hiçbir kar tanesi diğerine benzemiyor. Mükemmel tasarım. Dakik, ölçülü bir tertip içerisinde özel bir nakış. Sonra da iman etmiş. Bu tesadüf olamaz. Allah Allah. 50 sene uğraşmış. Bilgisayara girin bakın diyor. Allah Allah. Hiçbir kar tanesi diğerinin aynı değil. Hiçbir hayvan diğerinin aynı değil. Hiçbir yaprak diğerinin aynı değil. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın ferdiyetini. Allah fert. Tek, müstakil. Eşi, zıddı, benzeri yok. Allah'ın yarattığı her şeyi de ferdiyete mazhar. Biri diğerinin aynı değil. İşte bu tehalüf cephesi, insan siması Allah'ın rububiyetini, faili muhtar olduğunu, sonsuz ilmini, sehavetini ve ferdiyetini gösteriyor mu? Gösteriyor. Bir de tevafuk cephesi. Tevafuk cephesi ne? Ya bütün insanlarda göz belli yere takılmış, burun belli yere çakılmış, el ayak belli. Bu ne? Tabiri caizse imalat bir. Aynı tezgah. Aynı tasarruf. Ya. Aynı kalıp. Aynı mahiyet. Bu da ne? Ya. Tevafuk. Tevafuk cephesi. Ya. Şimdi tevafuk cephesinden bakınca, Allah Allah bak. Bütün insanlar ya. Aynı hamur. Fıtratın hamuru aynı. Aynı proje. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kainattaki nizamın tesisine medar güzelliğine yapıyor. Rububiyetteki kemalatı akıl gözüne elhamdülillah göstermiş oluyor. Evet. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyeti insaniye birdir. İnkısamı gayrı mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nev'i hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatim-i samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihette tard eder. Hem hayatta sanat-ı Rabbaniye'nin öyle fevkalede harika mucizeleri var ki, bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret, en küçük bir zihayatı halk edemez. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi, çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının fihristesini ve mukadderatını yazan kalem, elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. İşte bu kanun yani bakın. Usta Hazretleri bir misal veriyor. Diyor ki bakın. Yani bir şey zahir olursa, bir şeyin zuhura gelmesi pek çok şartın varlığına tekabül eder. Bu bir kanun. Değil mi? Şimdi Urfa'ya gitseniz adamlar şimdi çiğ köfte yapacaklar. Ya hele biz merak ediyoruz. Hele getirin de bazen Urfa'da yarış yaptırıyorlar ya. Evet. Hani kim daha güzel? Bu gece acıları paylaşacağız. Kim bu işi daha maharetli yapıyor? Bakıyorsun efendim ustalar geldiler. Şimdi bakın ham madde.
İşte bulgur 1, et 2, isot 3, isot 3, füruat ve teferruat 4. Bak. Ham madde. Bu dördü bir araya geleceksin, yoğuracaksın maharet eli. Dört malzemeyi maharette işleyince çiğ köfte ortaya çıkıyor. Bakın. Şimdi basit bir örnek. Şimdi hakikata temsil edelim. Bal projesi. Hissi zahiri noktasından bakınca balı ne yapıyor? Arı. Değil mi? Arı şu şeyi getiriyorlar, ne diyorlar şey, kazanı, kovanın içinde mi yoğuruyorlar, ne diyorlar efendim? Şimdi Urfa'ya gittin hayalinde, adam getirdi, şimdi gözümüzün önünde çiğ köfte yoğuracak. Tas mıdır, nedir, sahan mıdır, ne derseniz deyin efendim. Sini. Sininin önünde parmaklarını, ellerini çevirdi, şimdi bulguru etine yapacak, yoğuracak. Değil mi? Usta. Değil mi? Usta yoğuracak. Şimdi teşbih edelim. Arı bal yapacak usta. Değil mi? Öyle kabul edelim bir an. Peki malzeme ne? Tamam. Şurada bulgur. Bunu anladık. Burada et. Burada da biber. Arı usta. Bal yapacak. Malzeme ne? Hadi. Malzeme ne? Çiçek. Bahar. Değil mi? Çiçek neleri? Tozları değil mi? Polen. Peki, polenin arkasındaki malzeme ne? Toprak. Güneş. Yağmur. Değil mi? Hava. Hadi yoğur. Hadi biraz, yap. Biraz toprağı al. Hadi toprağı al. Yok istersen git poleni al, evir çevir hadi. Allah Allah bakın. Şimdi zahiren bakınca tabi gene bak arının eliyle veriyor. Ama arkada ya bak alt yapı. Dünya olmadan daha açalım. Dünya olmadan, güneş yaratılmadan, atmosfer tanzim etmeden, toprak serilmeden, bahar gelmeden, çiçekler açmadan, hava unsuru ve rüzgar unsuru yaratılmadan arı ne halt edecek? Hadi. Nasıl bal yapacak? Bakın, bal yapma fiilin arkasında ne var? Bütün kainat var. Yerler ve gökler, gece ve gündüz, mevsimler, kış, bahar, yaz. Kimin kabzayı rububiyet ve tahtında ise balı o yapar. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve evha rabbuke ila nahl. Biz arıya vahyettik, ilham ettik, öğrettik. Ya arının işi değil, Allah'ın işi ya. Şimdi tabii Cenab-ı Hak böyle basit tefekkürden de bizi muhafaza etsin. Şimdi ben bazen misal veriyorum, işte iki tane genç, gençlik ya. Cebinde para da var. Arkadaşım da diyor, yani cebine para girdi mi artık gözü kimseye gördüğü yok. Arkadaş diyor ki, gel gel. Bugün cebim dolu, babamdan şey geldi, harçlık geldi. Gel şu postaneye gidelim. Pastahaneye. Beni gidiyor pastaneye, pastanede oturuyor, böyle ekabirine bize iki tane süt. Sıcak olsun. Geliyor, sütü içiyor. Ne teşekkür, ne tefekkür, ne temaşa. Cebinde para var ya, paranın gücüyle. Çıkarken de parayı veriyor, kimseye minnet ettiği yok. Paramı verdim, sütü içtim. Bak, şimdi düşün. Bu süt nereden geliyor? Şimdi ehadiyet sırrı. Bak. Allah eşyanın, dikkat edin, Allah eşyanın mahiyetini değiştiriyor ya. Bak, koyun saman diyor.
ot yiyor ya. Çalı ya. Samanı ağzına evir çevir ne tadı var ne tuzu var. Koyun saman yiyor. Tamam. Allah kan içinden, fışkı içerisinden dünyanın en muvaddi, en temiz, en gıdalı sütü yaratıyor ya. Bak. Eşyanın Allah mahiyetini değiştiriyor ya. Saman nere? Süt nere? Şimdi bu ehadiyet noktasından bir tefekkür mü? Bak işte ve hu ala külli şeyin kadir. Allah dilerse samandan süt yaratır mı? Yaratır. Allah dilerse bir şeyden her şeyi yaratır mı? Yaratır. İşte samandan süt, samandan et, samandan yün, samandan kan, samandan ilik, samandan hayat. Bir şeyden her şey. Bu tefekkür güzel mi? Ama tefekkür burada kalırsa o tefekkür biraz nakıstır. Şimdi derse mutabık konuşalım. Süt nereden geliyor? Koyunun memesinden. Hayır. Yani koyunun memesi zurnanın son deliği. Ne meme? O memenin arkasında ne var? Koyun var. Koyunun arkasında ne var? Bahar var. Baharın arkasında ne var? Dünya var. Dünyanın arkasında ne var? Güneş sistemi var. Güneş sisteminin arkasında ne var? Kainat var. O nimet bütün kainattan süzüle, süzüle, süzüle. İşte mutfaktaki musluk gibi en sonunda koyunun memesinden dökülüyor. Kainat tek bir zatın. Bütün kainatta işleyen tedbir bir, irade bir, kudret bir, ilim bir, rububiyet bir, tasarruf bir, Allah bir. Evet. Ya Allah bir. Evet. Evet, bir arının küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser envaıyla münasebetler olacak ve bal gibi bir hediye-i rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şerait-i hayatı bilecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazı derceden zat elbette bütün kainatın Halik'i olabilir. Elhasıl hayat nasıl ki kainatın yüzünde kainat bir sikke-i tevhiddir ve her bir zîruh dahi hayat noktasında bir sikke-i ehadiyettir ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mührü samediyettir ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı Hayy-i Kayyum ve Vahid-i Ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar ve o mektupta tevhid mühürleri ve ehadiyet hatemleri ve samediyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayat dahi bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatemi ehadiyet konulmuştur. Hem nasıl ki hayat cüz'iyatı adedince ve zihayat efradı sayısınca Zat-ı Hayy-i Kayyum'un vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihyayı arz, güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında 300 bin envaın ve her nevin hadsiz efradı beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Yani baharın dirilmesinin arkasında değil mi? Bak Cenab-ı Hak ne kadar nebat yaratmışsa ağaç, değil mi? İşte kış mevsimi bak. Kışın
Zemheri'de, Bora'da, Fırtına'da, dünyanın en güzel bir botanik bahçesine, bahçeye git. Bütün ağaçlara bak. Can suyu çekilmiş, ölmüş. Cansız. İkinci baharda. Bütün nevler, nev içinde bütün fertler vasıfları, sıfatları ne yapıyor? Diriliyor. Usta diyor, kısmen aynen, kısmen mislen. Aynen. O göbek, gövdesi, o ağacın kökleri. İkinci baharda diriliyor mu? Kısmen de mislen. Geçen seneki yaprak gitti, onun misli geldi. Geçen seneki kiraz gitti, bu seneki kiraz geldi. Aynı değil ama gayrı da değil. İşte Cenab-ı Hak, bakın, haşrin, ikinci dirilişin misallerini bahar formatında binlerce, milyonlarca canlılarla, böceklerle, meyvelerle, sebzelerle, ağaçlarla gözlere gösteriyor mu? Gösteriyor. Evet. Evet, böyle bir tek fiil ile hadsiz muntazam fiilleri yapan elbette bütün mahlukatın halikidir ve bütün zihayatları ihya eden hayy-i kayyumdur. Şimdi bir fiilin arkasında bak birbirini tamamlayan çok fiiller var. Yani tefekkür boyutu içerisinde bunu da düşünmemiz lazım. Şimdi aklıma geldiği için söyleyeyim. Şimdi biraz önce bir arabadan misal verdik. Şimdi dünyanın en güzel arabasını hayalini ilk defa yaptık. Şurada. En antika. Mercedes mi diyelim? Mercedes'i yaptık, tamam. E ne yapacağız bu Mercedes'i? Kapının önüne mi çekeceğiz? Niye yaptık bunu? Ya buradan Adapazarı'na, buradan Ankara'ya, buradan Erzurum'a, buradan bütün dünyaya gideceğiz. Öyle değil mi? Yani bu arabanın yapılmasının şeyi ne? Süs eşyası mı? Kapının önüne, vitrine çekip millete mi göstereceksin? Peki, bir fiil, araba yapıldı. Şimdi o arabanın çalışması, hayatiyetinin devamı neye muhtaç? Ya, az bir düşünün. Neye muhtaç değil ki? Şimdi buradan Ankara'ya gideceksin. Hadi. Buradan İstanbul'un öbür tarafına gideceksin. Bak, Boğaz Köprüsü lazım arkadaş. Yol lazım, yol. Yol olmadan yürütebilir misin? Petrol lazım. Çakır çukur. Tak, tuk, lang, nuk, hadi götür. Araba gayesine mükemmel hizmet etmesi için bütün Türkiye değil, bütün dünyada kara yolları. Ha, yolu kurdun. Köprü lazım, köprüleri de kurdun. E bu hayvan acıktığı zaman ne yiyecek? Petrol yiyecek. Değil mi? Ya. Ahır zamanda insanların merkep, Arapça binecek manasında. Eskiden merkepler, affedersiniz, ahıra çekiliyordu. Onlara saman, ot veriliyordu. Ahır zamanın merkepleri de aç kaldığı zaman ona ne veriyoruz? Benzin, petrol. Hadi buradan şeye geç. Ankara'ya gidiyorsun, Avrupa'ya gideceksin. E yolda acıktı. Ne lazım? Petrol ofisi lazım. Peki petrol ofisine ne lazım? Petrol kuyuları lazım. Petrol kuyularına ne lazım? Petrol mühendisleri lazım. Petrol mühendislerinin de kuyudan vurup suyu çıkartması için beşerin 2000 sene beklemesi lazım. Öyle değil mi? 3000 sene. Belki daha da fazla. Allah Allah. 6000 sene. 6000 sene. Başka ne lazım? Ya araba acıktı, sen de acıkacaksın. Sana da ne lazım? Tesis lazım. Tesise ne lazım? Ne yiyeceksin? Kebap. Kuzu lazım, kuzu. Berceste'ye gidiyorsun. Ha, buradan ver bakın bir kilo şey köfte. Yusuf. Yusuf'un önünde arabayı durdurdun. Ne lazım? Hadi ye. Et lazım. Ete ne lazım? Koyun lazım. Koyuna lazım. Bahar lazım. Bahara ne lazım? Kainat lazım ya. Bak. Şimdi artık şimdi zinciri uzat. Ya. Allah Allah. Arabanın tekeri patladı. Bom gitti. Ne lazım? Lastikçi lazım. Usta lazım. Makine lazım. Teknoloji lazım. Allah Allah bak. Kainat ya bak. Tek bir iradenin
tek bir kudretin, her şeye müessir bir ilmin neticesiyle ortaya çıkar. Onun için ne diyor? Kainat, rububiyet noktasında tecezzi ve insan kabul etmeyen bir kül ve bir külli hükmündedir. Her şeyi yaratmayan bir şeyi yapamaz. Bir şeyi yaratan, her şeyi yaratan, kadiri külli şey olan Allah azimşandır. Evet. Ve bütün zihayatları ihya eden hayy-i kayyumdur. Ve rububiyetinde iştiraki mümkün olmayan bir vahid-i ehad'dir. Şimdilik hayatın hassalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı. Başka hassaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.